Mutfak bitti, banyo bitti. Salonda koltukları sildim. Semra abla şimdi... Emin misin bittiğine Kadir? Niye? Niyesi var mı Kadir? Bulaşık makinesi ağzına kadar kirli bulaşıklarla dolu. Ama biz ne yapalım, makineye koyduk, makine bozuldu. Vakit kaybettik, ona da geri dönsek diğer taraf yani kalacak. Yani o diğer taraflar kalacak. Bakıyoruz, şimdiden bahane üretmeye başladınız. Bahane üretmiyoruz, hazır gerçek olanı söylüyoruz. Mutfakta bulaşıklar dışında başka eksikler de var galiba. Ocakla bayağı uğraştı, daha ocağın yanını çekemedi. Ocağın yanı da duruyor şimdi. Vakti, eğer zaten vakit ayırsaydı onu ayırırdı, bulaşığa değil. Kaç saatimizi onu ayırdık ama. Umarız finalde rakipleriniz insaflı davranırlar Semra Hanım. Valla kontrol de edebilirler. Semra abla, direkt kendini Selin Hanım'a hazırla. Şimdiden bak, ben sana tüyo veriyorum. Selin Hanım bugün finalde biliyorsun uçacak. Uçabilir. Uçar, kendi gününde de pat diye düşer. Eyvah eyvah. O zaman da ben hazır olurum. Vay vay. Kısasa kısas, en sevdiğim. Vallahi senden korkulur Kadir'ciğim. Finalde bu salon alev alacak sayende. Çok merak ediyoruz Semra Hanım. Hepsini göreceğim. Olur da İlyas Bey'den daha düşük puan alırsanız neler gelir başınıza? Beni Erzurum'a koymazlar. Erzurum'u bırakın, aileniz ne der? Beni kızlarım eve almaz. Bizim anne bizi bitiriyorsun, öldürüyorsun. Gittin orada İlyas'tan bile düşük puan aldın diye kızlar beni öldürür. Daha onlara sözün de geçmez ha. Annen, aynen. Otoriterliğin kaybolur evde. Kesinlikle hiç kimseye sözüm geçmez. Titizliğimle bilinen ben. Biterim yani. Peki size karşı puanlamada adil olacaklar mı Semra Hanım? Olmayacaklar. Çok kesin konuşuyorsunuz ama dün adil olacaklarını söylediler. Diyebilirler ama olmayacaklar. Aynı şeyi söylüyor. Peki dünkü puanlama adil miydi sizce? Valla ben verdiğim puandan adildim. Dün İrem Hanım da İlyas Bey'e 3 puan vermişti. Bu durumda size kaç puan vermesi lazım? En az 4. En az 4. 5 vermeliydi, hadi 5'ten geçtim, 4. İlyas da eğer dürüst olursa... Kaç puan verir? 5 verir. Dürüst olmazsa benim verdiğim puanı verir. Şimdiden rakiplerinize karşı biraz kuruldunuz gibi geliyor bize Semra Hanım. Yarattığı zaman ne söylerse karşılığını alır. Açıklamasını alır. Bize sorarsanız bugün çok enteresan bir final bekliyor bizi. Bekleyebilir. Sıkıntı yok. Artık halıyı da getirip yere sermeniz lazım. Ama hala üzerinde lekeler var Semra Hanım. Semra abla, hele tut. Ama ben o yağlı kaldım. Bir kir, ben yapacağım bir şey yok. Lekelerin üzerini bir güzel kapattınız ama şimdi de televizyon sehpası alarm veriyor. Son 2 dakikada olacak şey mi şimdi bu? Evet, bugün bütün şanssızlıklar beni buldu. Dur Semra abla. Dur. Koy bakayım. Bence hiç yerinden oynatmıyor Semra abla. Bugün başımıza bu ev yıkılmadan gidek artık biz. Aynen, bence de. Koy. Sağlam mı, sağlam mı? Gel. Vallahi billahi bu evde bir uğursuzluk var, tut. Hep o neydi adı? Nuru. Selin'in mi? Hep o Selin'in gözü kaldı bu evde. Artık kimin nazarı değdi bilmiyoruz ama bugün başınıza gelmeyen kalmadı bu evde. Ve maalesef size kötü bir haberimiz var. Süreniz bitti. Bitti mi? Bitti mi? Maalesef bitti. Ne dediniz? Şu halının ucunu da düzelsek son... Dekorasyonda son dokunuşlarınızı yapabilirsiniz ama size verdiğimiz temizlik süresi bitti. Ne edek daha? Elize kolunuza sağlık Batı, gel. Çok yoruldunuz. Çay içip rahatlamak ister misiniz Kadir? Vallahi o da çok iyi olsun. Ay, çok makbule geçer. Hele de Erzurum'da. Öyle hoş. Koy bir bardak çay içek de. Çayı sen koyarsan neden olmasın Kadir? Sen az bekle, geliyorum ben.